Merhaba, herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Bu hafta dahası var da farklı bir konuğumuz var. Uzun yıllar aslında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmış. Sayın İmam Altınbaş'la birlikteyiz ama artık Altın Has Holding'in hikayesini dinlemek üzere buradayız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Dahası var da genellikle biz neler yapıyoruz? Siz uzun zamandır televizyona çıkmamayı tercih ettiniz. Evet. Dolayısıyla anlatmak isterim. Aslında marka hikayeleri, karar süreçleri ve dönüm noktalarını işliyoruz. Ve sizi o kadar çok hikayenizi, kişisel hikayenizi ve marka hikayelerinizi dinledik ki çok farklı ve hakikaten mutlaka ağırlamamız gereken bir konuk olarak gördük. Geldiğiniz için teşekkürler. Rica ederim. 1950'lere dayanan bir aile hikayeniz var aslında. Babanız Mehmet Bey ile başlıyor ve Gaziantep'li bir ailesiniz siz. Orada yatırımlarınız var mıdır? Şimdi şöyle, ben önce iyi yayınlar diliyorum. Hakikaten çok başarılı programlar yapıyorsunuz. Gelmeden yaptığınız programları da izledim. Özellikle Sami Kayıoğlu olanı özel izledim. Güzel olmuştu böyle. Pentli hikayesini anlatmıştınız. İnşallah izliyordur Sami Bey'in. Evet, yani güzel bir hikaye Sami Bey'in hikayesi de. Bizimki de ona benzer. Biz tabii Gaziantep'li bir aileyiz. Kuyumcu bizim babamız. Kuyumculuktan kuyumculuktan başlayarak önce bir finans, bankacılık, sonra enerji, sonra lojistik, sonra eğitim. Mesela babamızın adına kurduğumuz bir vakıf var, Kemerburgaz Üniversitesi. Evet. Yani böyle farklı şeylerde çalışıyoruz ailece, hep beraber yola devam ediyoruz. 7 kardeşsiniz diyebiliyorum. 6 erkek bir, kardeş. 6 erkek, 3 kız kardeşiz. Biz bir dokuz. Anne bir babadan 9 kardeşiz. Ve çok yakınmışsınız. 6 erkek kardeş birlikte çalışıyoruz. Kızları babam sağken ayırdık. Hı hı. Eniştelerimizde ortak işimiz yok ama 6 kardeş birlikte çalışıyoruz. Peki bir aile öğretisi olarak Antep'ten Kıbrıs'a sonra İstanbul'a gelindi. O dönemde bir aile öğretisi olarak ne aldınız? Vallahi şimdi tabii biz önce birlikte çalışma kültürümüz, o Güneydoğu'nun verdiği böyle ataerkil bir yapıdan. Şimdi... Bizde aile tabii çok önemli bir kavram. Dolayısıyla bir kere birbirimize bağlılık, birlikte çalışırken böyle hoşgörü, küçüğün küçüklüğünü bilmesi, büyüğün büyüklüğünü bilmesi, birlikte çalışırken gerekirse biraz fedakar olma, aile önüne biraz böyle hesap kitapsız çalışabilme. Yani bizim ailemizde biraz aile bağları çok kuvvetli, çok önemli. Dolayısıyla biz farklı görevlerde şirketin içinde bulunsak da büyükten küçüğe böyle bir yere vardığımız zaman önce büyük oturuyor, sonra en küçüğe doğru sırayla şey yapıyoruz. Yani bizim aile bağlarımız çok kuvvetli. Siz şöyle diyorsunuz, biz oduncu ve oğulları hikayesindeki kadar birbirine bağlı, sürekli birlikte aynen hareket eden kardeşleriz ve bir aileyiz diyorsunuz. Aynen. Şimdi baktığım zaman soyadınız çok güçlü, Altınbaş. Evet. Ve Altınbaş Holding de dolayısıyla evet, damgasını çok vurmuş belirli sektörlerde bir holding ve marka. Şimdi belirli bir dönem yıllarca, 10 yıllarca aslında aynı soyad ve aynı holdingde devam ettikten sonra herkesin çokça merak ettiği ve siz de çok az beyanatta bulunduğunuz için tam olarak da cevabını almadığı bir soruyu soralım. Evet. 2009 yılında yönetim kurulu başkanlığını yaptığınız Altınbaş Holding'den ayrılmadınız belki, yönetim kurulu üyesi kaldınız. %33 hissesini de alarak Altın Has Holding'i kurdunuz. Şimdi yani şöyle, bunun nedeni çok merak edildi. Yok, ben 2009 değil, 2013'ün Mayıs ayına kadar Altınbaş Holding yönetim kurulu başkanlığına devam ettim. Şimdi bunun hikayesi şöyle, şimdi biz az evvel de söyledim, 6 erkek kardeş, benden 3 tane büyük abim var, 2 tane de küçük kardeşim var. Dolayısıyla çocuklar büyüyüp gelmeye başlayınca dedik ki ya bu çocukları şirketin içine alırsak şirket bir müddet sonra yönetilemez hale gelir. Dolayısıyla biz biraz böyle temettü dağıtalım şirketten. Herkes çocuklarıyla birlikte girişimci gibi hem çocuklarını yetiştirsin hem çocukları şirketin içine almayalım diye yola çıktık. Dolayısıyla böyle yola çıkınca holdingleşenler oluyor yavaş yavaş kendi çocuklarıyla birlikte. Birleşerek kardeşlerden iş yapanlar oldu. Dolayısıyla ben mesela benim bir küçüğümle birlikte o aldığımız temettüleri çocuklar için kurduğumuz esas yapı Altın Has Holding. Dolayısıyla Altınbaş'a zarar vermeden o profesyonel yönetimine sıkıntı gelmeyecek şekilde çocukları dışında tutalım diye yola çıktığımız bir şey. Yani birbirimizden ayrılma, %33'e alma gibi değil de. Şimdi bizim zaten eskiden altı eşit ortaktık. Şimdi gene
Vurduğum şirket altı eşit ortak, gene altın baş tarafına. Şirket kanalıyla ortağız, hı-hı, ama herkesin de kendi çocuklarıyla birlikte kurduğu şirket. Dolayısıyla Altın Has Holding aslında çocuklar için kurulmuş ama sonra bizim de desteklerimizle büyümüş bir holding. Peki çok da onun merak için edildi. Mevcut Altınbaş tarafı tabii, hı-hı, ana bizim, babamızdan bize kalan, abilerimle ya da kardeşlerimle birlikte çalıştığımız, arada kurduğumuz, arada çalıştığımız bir holdingimiz. Yani oraya zarar vermeden, oradaki profesyonel yönetimin çalışmasına engel olmayacak şekilde herkesin böyle girişimci gibi çocuklarıyla kursun dediği şirketler tarafı altı nasıl olur? Aslında tarafı. Yani çok sık rastladığımız bir model değil. İyi de bir model olabilir, evet, tabii ki. Ortak akıl ve ortak bir fikre gelmek sizin için çok önemli. Biraz, evet, da kişisel özelliklerinizi araştırdım. Şimdi mesela mimarınız Eda Hanım, evet, çok uzun yıllardır birlikte çalışıyorsunuz. Hep şöyle diyor, İmam Bey der ki diyor, çok hızlı koşmanın bir anlamı yok. Yanındakilerle birlikte koşmalısın. Yine Headhunter projeler yaptığınız Selin Diker diyor ki, birebir mutlaka her adayın CV'sini inceler ve görüşmek ister. Peki bu kadar insan kaynağına önem veriyorsunuz. Nasıl insanlarla çalışırsınız? Özellik aradığınız neler? Şimdi özel aradığımız, bir kere böyle tabii insan iyiyse iş zaten iyi oluyor. Dolayısıyla doğru duruşu olan, doğru böyle dürüst olan, iyi yetişmiş, özü sözü bir, yani yanlış bile yapsa böyle çekinmeden yanlış yaptığını söyleyebilecek düzgün insanlarla çalışma önemli. Hı. Zaten insanlar düzgün olduktan sonra iş kendiliğinden düzeliyor. Onlar sana zaten yanlış yaptırmıyorlar. Dolayısıyla biz birinci Altınbaş tarafında özellikle, mesela bizim logomuzun içinde insan vardır. Doğru. Yani insan düzgünse zaten işler düzgün. Onun için biz insana çok değer veriyoruz. Aile olarak şeyimiz bu, babamızdan bize kalan da şey. Oğlum, önce insana bakacaksınız. İnsan doğruysa zaten iş doğru olur. Doğru insanı almak çok önemli işin içine. Çünkü doğru insanı almadığın zaman bütün yapıyı bozuyor. Onun için biz aile olarak bir kere insan seçimine çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla ben mesela insan kaynakları bölümümüz var, şeyimiz var falan, aileye katılma gibi kabul ediyoruz. Yani şimdi biz Altınbaş ailesine, Altın Has ailesine gelip katılıyor. Nasıl, yapısı nedir, bakışı nasıl, dünyası nasıl, değer yargıları nasıl? Yani şimdi dili, dini, mezhebi, bilmem nesi falan farklı olabilir. İnsani değerleri var mı? İnsani hayata değeri bakışı yoksa, yetenekleri ve önce insani değeri, sonra o işe yeteneği varsa ona bakıyoruz. Yeteneği varsa biz geri kalanına bakmıyoruz. Yetenek sizin için önemli, o konuya özellikle eğitim, evet, konusunda geleceğim. Şimdi ama bir holdingle ilgili soru sorayım. Yatırım holdingi diye evet, hep anlatıyorsunuz. Yani internet sitenizden demeçlerinize, evet, kadar 60 yıllık tecrübemizi aldık, bir yatırım holdingi olduk. Yatırım, evet, holdingi nedir? Yatırım holdingi nedir? Yani mesela şimdi biz işiniz ne diye bize soranlara biz kuyumcuyuz diyoruz. Şimdi aslında biz bir iş adamıyız. Yaptığımız işin uzmanı olmamıza gerek yoktur. Uzmanları var. İşte mesela biz gittik İzmir'de sosyal sorumluluk anlamında Göztepe Spor'u amatör ligden aldık. Sonra PTT ligine getirdik. Hı hı hı. Şimdi diyeceksiniz ki ya İmam Bey, siz daha önce bir futbol yöneticiliği yaptınız mı? Nasıl böyle bir amatörden bir takımı alıp Süper Lig'e getirmeye hedefini koyduğumuzda TMSF'ye girdiniz. Hı hı. Sosyal sorumluluk olsun diye Göztepe'yi aldınız diyebilirsiniz. Aslında o kadar merak edilen bir hikaye ki ve sizin de, evet, çok iyi anlatabildiğinizi, bugüne kadar ifade, evet, edebildiğinizi belki bilerek etmediniz. Düşünmüyordum. Dolayısıyla bugün özellikle de açacaktım mevzuyu. Evet. Altın Has'tan önce aslında bir Göztepe meselesini konuşalım. Evet. Evet. Çok şey yatırım yaptınız, çok fazla çaba harcadınız, çok çehresi değişti kulübün ama niye olmadı? Şimdi o olmama tarafına sonra şey yaparım. Yani mesela biz şimdi genelde bir işe gireceğimiz zaman iş adamı gibi düşünüyoruz. Bu sektördeki gelişme, o sektördeki fırsatlara bakıyoruz. O sektördeki gelişmelere bakıyoruz. Firmalara bakıyoruz. Biz burada bu işi kimle yapabiliriz diye bakıyoruz. Hı hı. Bu sektörde bu işi en iyi yapan profesyonel kim? Onlara bakıyoruz. Onlardan bizi de beraber çalışacak o bizim değer yargılarımızın tuttuğu, uyuştuğu insanlar var mı? Onlara bakıyoruz. Yatırımı ona göre yapıyoruz. Mesela Göztepe'yi aldığımız zaman Türk futboluna çok ciddi emek vermiş,
Şimdi burada isimlerini saysam, mesela bir tanesi Ali Gültiken'dir. Hı hı. Ali Bey'i getirdik, bir sportif direktör Mehmet yaptık. İşte mesela Rıza Çalınbay'dır. Rıza Hoca'yı getirdik. Bizle beraber oranın yapılaşmasında ciddi emeği oldu. Öbür taraftan mesela Emre Arkin iletişimden sorumlu filan bir görev üstlendi kulüpte. Ona benzer mesela öbür taraftan Hasan Yalçın diye hesap uzmanı, Grover Horvath'ın Türkiye temsilcisi, o geldi bizle beraber bu kulübü birlikte insan yapalım. İnsan kaynağını çok sağlam. İnsan kaynağını sağlam şey yapınca, her şeyde kendi alanında uzman insanlarla çalışınca yapı doğru kuruluyor. Ne oldu öyle olunca? Amatör ligden PTT ligine hiç çok böyle yıl arası vermeden oraya kadar başarı geldi. Hikayesi başarı var orada. Hikayesi var. Dolayısıyla yani şimdi biz uzman olmamıza gerek yoktur. Yani işimizin olmasına gerek yok. İşi olan insanlara inanıp güvenip yatırım yapıyoruz. Bakışımız öyle. Onun için biz bir iş adamıyız. Sonra öyle. Ne oldu ama? Neden istemediniz? Şimdi neden bıraktınız? O şöyle. Yani taraftarı da biraz küsmediniz. Yani öyle bir şey yok. Türk futbolunu seviyoruz. Kimseye de küsmeyiz. Evet. İnsanları seviyoruz. Şimdi bazen böyle yaptığınız işler çok fazla, hani siz çok iyi yapsanız bile şeyin de hazır olması lazım. O dönemin, sektörün ona hazır olması lazım, ortamın ona hazır olması lazım, siyasi konjonktürün ona hazır olması lazım. Rahat algılanıp kabul edilebilir, kabul olması edilebilir olur. Yani mesela böyle bir bir şirket gibi, böyle bir marka gibi yönetilme şeyinde Türk futbolunda biraz böyle daha o dönem, belki şimdi olgunlaşmıştır tam bilmiyorum, hazır olmadığını gördüğümüz için. Mesela şimdi bir tane örnek vereyim. Şimdi takım deplasmana gidiyor. Taraftar Ankara'da bağırıyor. Kulübe ceza yazıyorlar. Federasyon ceza yazıyor. Ya şimdi bizim polisimiz yok, askerimiz yok. Taraftarı nasıl durduracağız? Dolayısıyla baktık ki bu böyle bu anlayış biraz daha olgunlaşması lazım. Öyle olunca biraz şey yaptık. Hem anlayış biraz da mevzuat. Şimdilerde mevzuat, kanunlar. Yani evet, biraz böyle değişti. Rahmetli Hasan Doğan'ın döneminde çok ciddi çok şeyler yapıldı. Biriydi. Böyle Türk futbolu için. Ama onun arkasını çok fazla getirip böyle bireysel suça, bireysel ceza gibi filan. Yani o kulübü yöneten insanların çok yetkin, yeterli ve istediği kararı almasına engel olacak şeylerin engellerin olmamasına ve sınırları da belirlenmiş olması lazım. Belirlenmiş olması lazımdı ki insanlar sorumluluk alsın. Biraz oradan sıkıntı yaşadık yani. Biraz Altınasa dönelim mi? Evet. Etopya'da yatırımlarınız var. Neden evet. Etopya ve nasıl yatırımlar? Çünkü sanayiye yönelik tarım ve tekstil yatırımı bunlar. Evet. Yani tarım şimdi, bildiğiniz bir konu. Şimdi biz Etopya'da da tabii hani ülkelerde ülkelerin özelliğine bakıyoruz. Ülkelerdeki fırsatlara bakıyoruz. Mesela Etopya 90 milyon sayılan nüfusu olan, Afrika'da hiç böyle sömürge olmamış, ciddi insan kaynağı olan bir ülke. Ciddi böyle düzgün ordusu var. Ciddi yönetimi var. Dolayısıyla biz orada böyle işte eyaletleri var. 9 eyaletten oluşuyor. Her eyaletin cumhurbaşkanı ayrı filan. Bir de genel şeyleri var. Yani çok düzgün bir yapı kurmuşlar. Aslında Türkiye tarafından çok bilindiğini sanmıyorum. Dolayısıyla biz orada böyle o ülkenin insanlarının çalıştırılıp ihracata dayalı, o ülkenin insanlarına istihdam sağlayacak bir yapı gibi gördük. Tarım işi orada işte bir önce bir 30 bin hektar, sonra da bir 20 bin hektar olmak üzere devletten bir tahsis aldık. Onları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da bir iplik fabrikası var. Onu böyle çalıştırmaya çalışıyoruz. Ufak tefek tabii Afrika ülkesi olmasından kaynaklı sıkıntılar var orada da. Ama gün geçtikçe iyileşiyor şey. Şimdi yurt dışında tabii hep böyle evet. iştirakler var. Başarının sırrı diyorsunuz günün koşullarını evet. iyi okumak, doğru strateji geliştirmek. Doğru. Evet, tabii ki pazarın kondisyonlarını iyi çok iyi bilmek gerekiyor. İyi bir ekip kurmak, bir numaralı iş. Evet. İyi bir ekip kurmak. İyi bir ekip kurmak. Bir numaralısı iyi bir ekip kurmak. Biraz tabii önce ki, hep anlattığınız evet, doğru. Şimdi ekip önemli. ekibi iyi kurarsan zaten onlar pazarın da şeyini iyi araştırıyorlar. Fırsatları iyi görüyorlar, tehlikeleri iyi görüyorlar. İyi bir ekip kurmak. Yani işin sırrı iyi bir ekip kurmak. Tabii. Bugünün dünyasında risk analizini iyi yapacak, fırsatı kollayacak aynen. ekipler. Evet. Ama diyorsunuz ki riskli işlere çok girmeyi de sevmeyiz. Fakat sonra bir anda finans,
sektörüne giriliyor ve bankacılık. Şimdi Kıbrıs'ta bir dönem siz ailece Kıbrıs'ta da yaşamışsınız. Sonrasında İstanbul'a gelinmiş. Evet. Tabii tarım yapılmış Antep'te, sonra Etopya'da tarım yatırımı yapılmış. Hep böyle kaynaklar yani geçmişten gelen şeyler de daha sonra yine hayat buluyor. Doğru. Tekrar Kıbrıs'ta bir yabancı bankanın Kıbrıs faaliyetlerini de satın alıyorsunuz. Evet. Aslında bankacılık nereden çıkıyor? Şimdi bankacılık nasıl bir avantaj sağlar? Şimdi şöyle tabii Altınbaş'ın hikayesini anlatmazsak altın aslı tam anlaşılmaz. Şimdi bankacılık bizim kuyumculuktan sonraki ikinci işimiz. Evet. Yani, Altınbaş'ta Credit West vardı. Credit West Kıbrıs'ın en büyük özel bankası. Şimdi 14 şubeyle çalışıyor. Dolayısıyla bizim esas şeyimiz 94'ten beri bankamız var. Ukrayna'da bankamız var. Türkiye'de halka açık bir Credit West Factoring'imiz var. Dolayısıyla biraz böyle finans işi bize uzak bir iş değil tabii. 22 değil. Senedir. Altın has için söylemişsiniz. Çok riskli işlere girmeyebiliriz diye ama ciddi riskli işlere de giriyorsunuz. O açıdan sonra. Yok, ölçülü risklere giriyoruz. Az evvel söyledim ya, iyi ekip kurmak, ekibin görüşüne değer vermek, olan o ölçülü risk almayı falan seviyoruz. Yani şimdi biz öyle çok tutucu bakmıyoruz şeylere. Yani bir yenilikçi daha açık. Öyle mesela finansı belki de böyle ben İstanbul Sanayi Odası'nda 20 sene meclis üyeliği yaptım. Sektör birliklerinin başkanlığını da yaptım. Şimdi Türkiye Kuyumculuk Meclisi Başkanıyım şu anda. Evet. İhracatçılar Birliği Başkanlığı yaptım. TİM'de yönetimde çalıştım. Dolayısıyla çok farklı sektörleri biliyorum ben. Hangisi bunların böyle esas adaletin terazisi gibi işleyen sektördürseniz bu finans sektörü. Mesela bankacılık çok kritik bir şey, bir iş. Yani çünkü burada ufak ufak mevduatı olan insanların parasını alacaksınız. Bu tarafta iş yapan, üretim yapan, sanayi yapan, turizm yapan, ticaret yapan insanlara kullandıracaksınız. Buralarda iş yapıp adamlar para kazanacaklar. Tekrar. Ekibin giderlerini karşılayacaksınız. Sonra size tasarrufunu getirip yatıran insanlara da buradan topladığınız paralardan kazanç vereceksiniz. Tüm bankacılık faaliyetlerini de yapıyorsunuz. Peki bankacılıkta hedefleriniz nedir? Siz hayal kurabilen ve kurmayı da seven birisiniz. Bu alanda hayaliniz nedir? Vallahi benim böyle 2000'in ortalarına doğru bütün Karadeniz'e sınırı olan ülkelerde bankacılık yapacağız diye şeyim vardı. Tabii 2008 krizi biraz biz Ukrayna'da 2008'de açtık bankayı. Sonra o 2008'deki kriz biraz şeylerimizi erteledi. Ben hani büyük ülke olabilmemiz için, marka ülke olabilmemiz için, sanayimizin, ticaretimizin gelişebilmesi için dünyada bankalarımızın da olması gerektiğini inanıyorum. Mesela Türkiye'de büyük boyda bankacılık yapan yani çok önemli bankalarımız var. Bunların sadece yurt içinde değil, yani İtalya'nın nasıl gelip Türkiye'de en önemli bankanın yarısını alıyorsa, işte Belçikalı geliyor nasıl burada bankacılık yapıyorsa, ne bileyim başka ülkeler nasıl gelip burada bankacılık yapıyorsa, biz de böyle devlet bankalarımız kanalıyla farklı ülkelerde banka açmaya çalışıyoruz ama özel bankalarımız da yavaş yavaş tekrar geri tabii onlar da açmaya çalışıyor ama bu konuya hız verilmesi lazım. Bu İş adamlarımızın da o ülkelere girmesini kolaylaştırır. Aslında en büyük bankalarımıza baktığınız zaman, vizyonlarını okuduğunuz zaman Avrupa'nın bir numaralı bankası olmak var. Ama genellikle hep böyle iş ortaklıklarıyla da bu oluyor, ortaklıklarla oluyor. Sizin yatırım modelleriniz nedir? Çünkü okuduğum kadarıyla hep böyle %50'nin üzerinde ortaklıklara girmek istiyorsunuz ya da yatırım yaptığınız şeylerde %50 hak sahibi olmak istiyorsunuz gibi birkaç maddeniz var, yatırım stratejiniz. Şimdi o şunun için çok önemli, yani bizim çok nitelikli bir yönetim ekibimiz var, kadromuz var. Şimdi istiyoruz ki görüşümüz yaptığımız işe yansısın. Yani orada aslında %50 ya da üzerindeki olmasına dikkat etmemizin nedeni biz sadece finans ortaklığı yapacak bir kurum değiliz. Yani bizim en önemli özelliğimiz ekibimizin gücü.
Şimdi onların aklını, bilgisini, görgüsünü, kurumsal duruşunu, o şeyi, hafızayı kuracağımız işe yansıtamayacaksak sadece gelir ortaklığı yapmak istemiyoruz. Yani 50 ve üzeri dediğimiz onun için çok önemli. Ne yaptığımızı çok iyi bildiğimiz için yatırım da yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yansıtıyoruz. Şimdi bir de bir gayrimenkul işleri var. Evet. Bu da enteresan. İş Bankası ile birlikte ortak projeye girdiniz. Koray'ın evet. hisselerini aldınız diye biliyorum. Evet. Üçüncü etapında şu anda kasaba projesi 4 ve 5 düşünülüyor. Ben evet. size şunu sorayım. Sevdiniz mi gayrimenkul işini? Çünkü arazi maliyeti %50'sine geliyor neredeyse projenin. Dolayısıyla artık hani çok tatlı olan, keyifli olan sektör zorlaşmaya da başladı. Memnun kaldınız mı sektörden? Yani memnun kaldık ama zaten hani Türklerde şey var ya, ahirette iman bu şeyde dünyada mekan diye. Mekan. Şimdi biz tabii gayrimenkul işini seviyoruz. Böyle çok fazla yapmasak da yapanları da seviyoruz. Gayrimenkul işi çok uzak olduğumuz, hani finans sektörünün içinde olduğumuz için bize çok uzak, bir değil. Sektör değil. O sektörde çalışan bir dolu arkadaşlar var işte. Finanstan dolayı biliyoruz. İçin yani iyi. Hem bizim girdiğimiz için memnunuz. Bizim işlerimizi hem de sektörde iş yapan firmaları da seviyoruz. O Türkiye için ciddi bir know-how aslında. Türkiye ciddi anlamda sadece Türkiye'de değil, birçok yakın ülkelerde de artık konut işini, yol işini, altyapı işini eskiden beri yapılıyor ama şu son 10-15 yılda çok ciddi anlamda bir birikim oldu. Ben o birikimde dünyaya taşır hale geldik. Ben seviyorum gayrimenkul işini. Peki. Mega okulları, sizin çok önemsediğiniz şey eğitim aslında. Ben evet. okulları biraz araştırdım. Ebru Arpacı yöneticiniz. Aynı zamanda oğlunuz Atakan'ın da ta öğretmeni evet. çok eskilerden. Sizin böyle bir yanınız var. Birisiyle çalıştığınız zaman çok uzun yıllar çalışıyormuşsunuz. Ebru Hanım da onlardan biri. Yetenek geliştirmek üzerine, yetenek avcılığı üzerine bir okul kurduk aslında dedi Mega okulları olarak. Siz orada çok heyecanlıymışsınız. Biraz o heyecanınızdan bahseder misiniz? Okullar nasıl okullar? Onların hedefi nedir? Vallahi az evvel de söyledim, başından beri de söylüyorum hani nitelikli insan diye. Tabii biz eskiden ben futbol da oynadım. Futbol oynadığımız dönem mesela sağ ayağın iyiyse sol ayağı çalıştırırlardı. O da iyi olsun diye. Sonra o kural değişti. Sağ ayağın iyiyse onu daha da iyi yapıp böyle rekabet edilemez hale getirmekti. Şimdi biz mesela Vega okulunda şimdi herkesin doktor olması, mühendis olması, avukat olması falan değil. Yeteneği neyin üzerineyse onu şey yapıp keşfedip onu güçlendirecek bir okul modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Önce 3 sene evvel şeyde başladık, Sultanbeyli'de başladık. 3 sene TÜYAP'ın orada bir ikincisini açtık. Önümüzdeki senede inşallah Bahçeşehir'de açacağız. Yapılıyor okul. Dolayısıyla böyle yetenekli çocukları bulup niye yetenekleri varsa, hangi konuyu severek yapıyorlarsa, işi severek yapma önemli. Yani evet, ömür boyu tatil yapmak istiyorsan sevdiğin işi yapacakmışsın. Biz böyle severek yaptıkları işi çocukların bulup o konularını geliştirme üzerine mümkün olduğu kadar okulun kurgusunu onun üzerine yapmaya çalışıyoruz. En az iki dil diyorsunuz. En az iki dil öğrenecek, bir İngilizce öğrenecek. Bir de onun yanında Fransızca, Almanca, İspanyolca'dan birini öğrenecek. Sizi yakalamışken tabii sormadan evet. olmaz. Tabii altının durumu, kapalı çarşının durumu son öyle kapatmak isterim. Evet. Altın az dolu dizgin gidiyor. Onu evet. görüyoruz. Evet. Keyifli gidiyor. Dolu dizgin derken ayakları çok sağlam yere basar evet. şekilde. Ama sizi tabii altının piri, altın piyasasını en iyi bilen insan olarak da bildiğimizden. Ne olacak? Bir kapalı çarşıda her yer kapanmaya başladı. Orada bir böyle bir üzülerek izlediğimiz bir durum var. Bir de altın hem Türkiye ve hem dünyadaki öngörünüz nedir? Kısa vade, uzun vade. Şimdi şöyle tabii kapalı çarşının durumu biraz da böyle turizmle de ilgili. Şu son 2-3 senedir Türkiye'nin yaşadıkları olaylar hepimizin malumu. Tabii. Dolayısıyla bu kapalı çarşıya da yansıyor. Özel sektörün tamamına da dolayısıyla yansıyor. Onun için kapalı çarşı biraz daha böyle turizm ağırlıklı çalıştığı için her ne kadar kapalı çarşıda ve böyle kuyumculukta yerli yurt içine dönüp satışmış gibi algılansa da aslında bizim şeyimizin, Türkiye'de üretilen mücevherin, altının neredeyse %70'i ya bavul ticaretin yoluyla ya turizm böyle direkt gelenler yoluyla falan yurt dışına satılıyor. Biraz yurt dışına direkt bağlı bir sektör ve kapalı çarşıda dolayısıyla
yurt dışı ağırlıklı çalışan bir bölgemiz. Dolayısıyla turizmin azalmasından kaynaklı orada bir ciddi sıkıntı var. İşte bir haberlerde falan da siz de izliyorsunuzdur. Evet. Ciddi bir daralma yaşıyor kapalı çarşı bölgesi özellikle. İnşallah ben bu tekrar böyle yukarıya doğru 2017'de Türkiye'nin düzeleceğini, Türkiye'nin önünün açık olduğunu inanıyorum. Bu çeşitli sıkıntılar atlatılacaktır, ona inanıyoruz. Bütün devleti yöneten ekip gayretle çalışıyorlar. Doğru. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında doğru anlaşılması için gayret gösteriyorlar. Ben ülkemizin önünün açık olduğunu inanıyorum. Dolayısıyla kapalı çarşının da önünün açık olduğunu inanıyorum. Türkiye altına dünyada... gelince altının ne kadar yükseleceğini, ne kadar düşeceğini bilenler zengin oluyorlar. Soruyoruz. Yani ben çok altının böyle düşeceğini sanmıyorum. Çünkü dolar yükseliyor filan. Bu da dolayısıyla ham maddesi dolarla alındığı için çok geriye geleceğini sanmıyorum. Ama doların artışının sanki bundan sonra çok fazla bunun üzerine gitmeyecek gibi düşünüyorum. Birkaç gündür yani böyle bir şey yaşatıyor heyecan. Yaşatıyor çünkü heyecan ama iş adamlarımızın, girişimcilerin, yatırımcıların biraz böyle bu daha böyle sağduyuyla olaylara yaklaşması lazım. Bu tür olaylarda hemen paniğe kapılıp ülkenin içinde ekonomiye zarar verecek harekette bulunmamaları gerekir diye düşünüyorum şahsen. Ama altının çok bundan fazla yavaş yavaş artışı olacaktır mutlaka enflasyon oranında falan ama çok kopup gideceğini çok fazla düşünmüyorum. Bu çevrelerde kalır gibi, bu civarda kalır gibi. Size çok övdüğünüz, çok keyif aldığınız söylediğiniz insan kaynaklarınızla Altın As Holding'de başarılar diliyoruz. İnsan çok kıymetli. Herkesten de bunları duymadığımız için sizi hani çok da teşekkür ediyorum böyle cümleler kurduğunuz için. Dediğim gibi başarılar diliyoruz. Çok az ekranlara çıkıyorsunuz. Kanalımızdan söyleyeyim ben size. Daha sık görmek istiyoruz bu kanalda sizi. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Bu hafta farklı bir kişiyi ağırladık. Değişik bir